Yok el, aman kafam karıştı. 3, 13. Şöyle mi yapayım dedim ama böyle de çok rahat edemiyorum. Böyle daha iyi. Ben başlıyorum. Aloha. Bugün size farklı bir açıdan aloha diyeyim istedim. Evime bir koltuk gitti, bir koltuk geldi. Minimalizmden biliyorsunuz. Hani genelde ben böyle bir eşyamı vermeden, özellikle böyle büyük hani koltuk gibi, ne bileyim masa gibi böyle yeni bir şey gelecekse eve, birini elden çıkarmadan genelde başka bir şey almamaya gayret ediyorum diyeyim. Neyse koltuğum gitti. Koltuğum, konuşamıyorum böyle. Koltuğum gitti, yenisi geldi arkadaşlar. Ben de böyle bu tek kişilik rahat bir koltukta, şimdi açıyı bozmayayım size göstereyim diye, böyle işte farklı bir açıdan aloha diyeyim istedim, uzun lafın kısası. Ve bu videonun konusu 4 film önerisi olacak. Ben bu filmlerden ikisini sinemada izledim. Birini Mubi'de, birini de zaten hani internetten bulup izlemiştim. Şimdi size bahsedeceğim. Diğer öneri videolarını izlediyseniz, hani kitap önerisi paylaşıyorum bazen, bazen dizi, film, belgesel film önerileri paylaşıyorum. Ve çok seviyorum. Yani ben gerçekten film izlemeyi, iyi kaliteli böyle bana hitap eden diziler izlemeye bayılıyorum. Zaten genelde de çok sevdiklerimi paylaşıyorum. Genel olarak ama böyle bazen de 10 üzerinden puanlayarak, hani çok sevmesem bile sizlerle paylaşmayı sevdiğimi biliyorsunuzdur. Lakin şu son videolarda şunu fark ettim. Bayağı uzun oldu ve yani 30 dakikayı bulan işte en son bir öneri videom olmuştu. O yüzden de böyle bir tık daha kısa tutayım diyerekten, gerçi biraz detaylı anlatmayı seviyorum ama olabildiğince böyle net ve kısa kısa anlatacağım. Bu videoda 4 film önerisinden bahsedeceğim. Yani 4 filmi ele alacağım. Şimdi ilk filmimiz olan Nomadland'le başlıyorum. Arkadaşlar ben bundan birkaç ay önce, bayağı da oldu, bir 5-6 ay olmuştur diye düşünüyorum en az, Nomadland filmini izledim ve 2020 yapımı dram. Filmin konusundan size bahsetmek istiyorum. Evsiz kalan ve memleketi Nevada'dan ayrılan 60'larında bir kadının karavanıyla yaptığı yolculuğu konu alıyor. Ve evsiz kalmasının sebebi de yaşadığı işsizlik, yani işinden olmasından dolayı zorluklar yaşıyor hayatında. Ondan sonra da böyle bir yolculuğa çıkıyor karavanıyla ve karşılaştığı insanlarla olan sohbetleri, o kadının aslında o yolculukta kendi içine dönmesini de izliyoruz ve sahneler inanılmazdı. Yönetmeni Chloe Zhao, Çinli bir yönetmen. Ve bu kitapta, yani sanırım aynı adı taşıyan bir kitaptan, pardon, bu film de aynı adı taşıyan bir kitaptan uyarlama imiş. Chloe Zhao adlı yönetmen arkadaşımız bunu film haline getiriyor. Frances McDormand başrolü üstleniyor. Zaten bence kendisi inanılmaz bir oyuncu. Eminim birçok filmden de kendisini hatırlıyorsunuzdur, biliyorsunuzdur. Bu arada ben şunu inceledim. Önümde notlar vardı, ona bakıyorum. Yönetmenin başka filmleri var mıydı diye baktım. İki filmine daha rast geldim. İsimlerini de not aldım. Eternals ve The Rider diye iki filmi var. Lakin ben iki filmini de izlemedim. Eğer siz filmlerini izlediyseniz lütfen yorumlarda paylaşın. Çünkü bence bu yönetmenin, yani yönetmen arkadaşımızın en güzel özelliklerinden biri, bu filmi bize anlatırken böyle gerçekten fotoğraf gibi kareler sunuyor arkadaşlar. Benim için görsel anlatımı çok güzeldi. Zaten bu filmin konusu, genel olarak böyle kitap uyarlamaları ya çok iyi oluyor ya da gerçekten çuvallayabiliyor. Bu çok iyi olan kitap uyarlamalarından biriydi. Zaten ödül de aldı. Altın Aslan'ı kazanmış. Venedik Film Festivali'nde 11 Eylül 2020'de premier yapıyor. Orada Altın Aslan ödülünü kazanıyor. Ben dediğim gibi diğer iki filmi de izleyeceğim. Oyunculuk efsane. Yani Frances McDormand'ın oyunculuğuna diyecek hiçbir sözüm yok. Ben bu filme 10 üzerinden 9 veriyorum ve özellikle seyahat etmeyi seviyorsanız ve böyle başkalarının hani seyahatte, hani Into the Wild filmini hatırlarsınız. Böyle aslında ondan bayağı farklı ama o da seyahatle ilgiliydi. Bu filmde de 60'larındaki bir kadının aslında seyahatine ortak oluyoruz ve bu da yine karavanla. O yüzden ben mutlaka, ama mutlaka, hani biraz olsun böyle seyahat etmek ilginizi çekiyorsa
izleyin derim. İkinci olarak bahsedeceğim film arkadaşlar, bu arada Nomadland'i internetten izlemiştim. Hani herhangi bir platformda bulamadım ama benim çok sevdiğim arkadaşım Senem bana önermişti ve ilk o hatta Letterboxd'dan görmüştü galiba. Yani ben onun galiba Instagram paylaşımını görmüştüm. Neyse ondan sonra araştırıp izlemiştim. O çok sevmişti çünkü. Şimdi ikinci önereceğim film Matthias ve Maxim. Bu filmi de ben Mubi'de izledim. 2019 yapımı. Adını umarım doğru söylüyorumdur. Javier Dolan yönetmenimiz. Kanadalı bir yönetmen ve Javier Dolan'ın bu izlediğim üçüncü filmi. İlk böyle I Killed My Mother diye bir filmi vardı. Bir de Lawrence Anyways diye bir filmi vardı. Sanırım I Killed My Mother ilk filmi değil de bu Lawrence Anyways ondan sonra çektiği filmde. İkisi de yani bu Javier Dolan'ın bence anlatımı çok başka. Zaten hani aranızda onun filmlerini izleyeniniz varsa ne demek istediğimi çok iyi anlayacaksınızdır. Bana kalırsa şimdi şöyle bir şey var. Tabii ki de her yönetmen birbirinden farklı. Tabii ki de hepsinin bir anlatma dili var. Mesela Zeki Demirkubuz filmlerini örnek olarak hani söylüyorum. Zeki Demirkubuz filmlerini adamın hani adı geçmeden bile izlediğimizde anlayabiliriz birçoğumuz. Ya da böyle hani sinemaya ilgimiz varsa ya da bu alanda belki hani biraz olsun eğitim aldıysak. Ya da mesela Nuri Bilge Ceylan filmleri hani genel olarak böyle anlaşılır. Ya da Pedro Almodovar. Ama bence her yönetmen böyle değil. Ve bunu yapabilmek, mesela bu bir Pedro Almodovar filmi diyebilmek bana kalırsa çok büyük başarı. Çünkü bu sizin sinematografik anlamda kendinizi ifade ettiğiniz, kendinizi orada bir dil oluşturabildiğiniz anlamına geliyor. Bunu da size özellikle, hani bu benim tabii ki de nacizane fikrim. Ben asla, hani bu videoda ilk defa beni izliyorsanız arkadaşlar, ne eleştirmenim ne bir şeyim. Hani sinema eleştirmeni falan değilim. Sadece medya iletişim ve fotoğraf okudum ve yani sinemaya çok merakım var. Çok merakım var. Yani meraklıyım. Ve hani eğitimini aldım tabii ki de ama böyle onun üzerinde deliler gibi böyle bir eleştirmen olacak kadar bir deneyimim olmadı ya da dergiler oraya buraya yazılar yazmadım. Neyse bunu böyle bir söylemiş olayım. Sonuç olarak Javier Dolan'ın da bir kendine has bir tavrı ve tarzı var. Matthias ve Maxim filmi benim bu üç film arasından açıkçası en az sevdiğim film oldu. Dilerseniz başka videoda Lawrence Anyways filmini bir daha izleyip ve I Killed My Mother filmini de bir daha izleyip onları da size böyle biraz anlatabilirim. Şimdi Matthias ve Maxim'in konusu çocukluktan beri arkadaş olan 20'li yaşlarında Maxim ve Matthias'ın kısa bir filmde rol almaları ve gay bir çifti canlandırmalarıyla beraber arkadaşlıklarının, dostluklarının nasıl bir aslında sekteye uğradığını konu alıyor ve değişmesini bu arkadaşlıklarının. Ve bunun yanı sıra da 20'li yaşlarda yaşanılan işte aşk, romantizm, dostluk bu tür ilişkilere böyle değiniliyor. Güzeldi, yani kesinlikle kötü bir film değil. Ben zaten Javier Dolan'ın hani ismi geçiyorsa her filmini izlerim açıkçası. Yazan ve yöneten de kendisi, aynı zamanda da Maxim'i oynayan da kendisi. Bence bu da çok cesur bir hareket. Hani bir yönetmeni, tabii ki de böyle yapan bazı yönetmenler var ama hem yazıp hem yönetmesi... Masum Kırmızı Gül geldi aklıma nedense. O da böyle yapmamış mıydı? Neyse, konudan dağılmak istemiyorum. Ki onun çok sevdiğim filmleri olmuştu. Şunu söyleyeceğim arkadaşlar, bir yönetmenin hem yazması hem yönetmesi hem de aynı zamanda o filmde yer alması ve iyi bir şekilde oyunculuk sergilemesi, ikisinin de oyunculuğu çok iyiydi. Bir oyuncu Javier Dolan, diğer arkadaşımız da Gabriel, hemen söyleyeceğim, Dalmeida Freitas. İspanyol mu acaba ya da Kanadalı İspanyol mu bilemedim. İnanılmaz iyi bir oyunculuk sergilemiş. Puanım 10 üzerinden 7. Mubi'ye ulaşımınız varsa ya da üyeliğiniz varsa, eğer ki bütçeniz el veriyorsa bence Mubi üyeliği alın derim. Gerçekten birçok platformda, yani hiçbir platformda bulamayacağınız birçok filmi oradan izleyebilirsiniz. Ve böyle biraz sanat filmlerine de ilginiz varsa, işte böyle ne bileyim değişik böyle eski filmler olur. Birçok özel ve izlememiz gereken, aslında hani tırnak içinde izlememiz gereken yönetmenlerin filmlerine oradan ulaşabilirsiniz. Bunun yanı sıra müzikleri inanılmaz güzeldi. Bence zaten hani Javier Dolan'ın en iyi yaptığı noktalardan biri. Yani zaten bu çocuk 89'lu ve ilk filmini çıkardığında 20 küsur yaşındaydı. Bayağı oluyor çünkü. Çok etkilenmiştim. Babası da sanıyorum yönetmen ama yanlış hatırlıyor olabilirim, ama öyle hatırlıyorum.
çok iyi bir yönetmen miydi? Öyle hatırlıyorum. Neyse, filmlerinde müzik kullanımı efsane. Hani çok güzel yediriyor, yediriyor diyeceğim kaba tabirle. İnanılmaz iyi akıyor yani o film, müzik. Hep böyle onu şey gibi, dere gibi, su gibi böyle bir akışta, yani böyle bir huzur geliyor içinize. Ben bilmiyorum, çok seviyorum müzikle o anlatımını birleştirme tarzını diyebilirim size. Jean-Michel Blais bu müzikleri kompoz eden diyeyim arkadaşımız. Ve ödül almadı sanırım. Ödülü var mı diye baktım. Bu filmin herhangi bir ödülünü görmedim. Ama genel olarak hani diğer filmlerini izlemediyseniz, dediğim gibi bence bir I Killed My Mother filmini mesela izleyebilirsiniz ilk önce. Sonra Lawrence Anyways'i izleyin. Sonrasında eğer gerçekten siz de benim kadar böyle etkilenirseniz bu yönetmenden, bu filmine de bir göz atın derim. Bu arada şeyi de söyleyeceğim, hani gay bir çiftin de aslında birbirlerine olan ilgisini, ama bu sebepten dolayı belki de suçluluk duygusundan birbirlerine bir türlü açılamamalarını da konu alıyor. Yani onu da çok güzel anlatmış. Dediğim gibi genel itibariyle böyle bir filmdi ve izlemeye değerdi. Üçüncü olarak anlatacağım film arkadaşlar, bunu sinemada izledim ve bir diğer filmi de sinemada izlemiştim. The Lost Daughter, Karanlık Kız diye çevrildi. Bu filmi özellikle görmek istiyordum çünkü Olivia Colman benim Broadchurch'tan izlediğimde çok etkilendiğim bir oyuncu olmuştu. Ve daha sonra baktım The Father filminde, aynı zamanda The Crown filminde de rol almış. Gerçekten İngiliz çok çok iyi bir oyuncu. Bence duygularını çok güzel ifade ediyor. Yani mimiklerini çok iyi kullanan bir oyuncu. Bunun yanı sıra bu filmde Dakota Johnson da var. İnanılmaz güzel bir kız. Yani o kadar güzel bir kız ki bayıldım yani. Bu kadar güzellik. Allah özene bezene yaratmış derler ya. Bana kalırsa yani gerçekten öyle bir kız. Zaten kendisi modelmiş. Bunun yanı sıra yönetmen çok enteresan. Çünkü bu filmin yönetmeni Maggie Gyllenhaal. Umarım soyadını doğru söylüyorumdur. Zaten hani kardeşi Jake Gyllenhaal, bilmeyen yoktur herhalde. Birçok filmden kendisini tanıyoruz. Ama ben Maggie Gyllenhaal'ın yönetmen olduğunu bilmiyordum ve bu filmi ilk izlediğimde de, yani bu filmi yöneten kişinin kendisi olduğunu bilmeyerek o sinema salonuna girdim. Ve sonrasında baktım, özellikle bu videoyu çekmeden önce hani ben genel olarak bir araştırma yaptım. 92'de ilk filmini çekmiş. Yani daha önceden de yönetmenlik tecrübesi varmış. Bu da bana çok enteresan geldi. Film bu arada gayet iyi. Şimdi bir konusundan bahsedeyim. Tek başına tatile çıkan bir kadın genç bir anne ile tanışıyor. Yunanistan'da bir adaya gidiyor. Ve geçmişiyle, hani bu anne ile tanışmasıyla beraber geçmişiyle yüzleşmeye başlıyor. Geçmişinde yaptığı hatalar, yaşadığı pişmanlıklar, bunlarla aslında yüzleşmesini konu alıyor film. Ve evet, not aldığım bir şey var ama ona bu kitaptan uyarlama, ilk onu söyleyeyim. Hatta İtalyan yazar Elena Ferrante 2006 yılında bu kitabı yazıyor aynı isimle. Bu işte 2021 yılında, bu sene film olarak zaten dediğim gibi Maggie Gyllenhaal sahneye aktarıyor, yönetmenliğini yapıyor. Şimdi bu film çok güzel. Yani 10 üzerinden 7,5 aslında hani diyebilirim. Eksi yanı, çok fazla close-up var arkadaşlar. Yani o kadar çok kamera yakına getiriyor ki, hani mesela sizinle ben böyle konuşsam, şu şekilde konuşsam ve arada şöyle şöyle gelsem hani rahatsız olursunuz diye düşünüyorum. Netlesin beni. Bu bana kalırsa sinemada o kişiyle yakınlık kurmamız için yapılan bir yöntem, bir teknik. Ama hani o kadar close-up'lar var ki, o kadar çok yakınlaştırıyor ki, bu beni biraz rahatsız etti ve hani film olarak psikolojik drama, dolayısıyla da o kişinin, yani o kadının yaşadığı o pişmanlığı, işte o umutsuzluklarını, ya da aslında hani çok böyle mutlu bir film kesinlikle değil. Şunu diyordum, mutlu bir film kesinlikle değil. Hatta biraz böyle içinize bir öküz oturuyor diyebilirim. Yani gerçekten böyle ay falan olabiliyorsunuz. Bunun üstüne bu kadar çok yakınlaştırma hani beni rahatsız etti izlerken. Daha hani bunu böyle biraz dengede tutabilseydim Maggie Gyllenhaal, çok daha mutlu olurdum açıkçası. Bunun yanı sıra söyleyeceğim başka bir şey var mı diye bakıyorum. Sanırım yok.
İzlemenizi öneririm. Evet ama oyunculuk çok iyi. Yani özellikle Olivia Colman'ın oyunculuğuna ben bayıldım. Böyle çok daha yani birçok filme nazaran diyeyim daha gerçekçi bir film. Hani ben zaten öyle filmleri daha fazla seviyorum. Hani hayatta her gün karşılaşabileceğimiz türden bir kadın, bir profesör kendisi hani filmdeki rolü ve tatile gittiğimizde hani yanı başımızda oturabilecek biri, öyle bir portre çizilmiş. O açıdan da benim hoşuma gitti. Bir de tabii filmin bonusu Normal People'da rol alan İrlandalı galiba oyuncu arkadaşımız. Şuraya ismini, fotoğrafını koyacağım. Ve Normal People dizisini izlemediyseniz onu anlattığım dizi de var. Onu da şuraya koyalım. Kartını oradan ulaşabilirsiniz. Hatta bu videodan sonra dilerseniz onu izleyin. O Normal People'da inanılmaz harika oyunculuk sergileyen kadın ve erkek vardı. Oradaki erkek arkadaşımız oynuyor. Çok iyiydi. Evet, sevdim. Ama böyle biraz içim şişti. Bir de ben sinemalara bu aralar, bilmiyorum öyle denk geldi, çok yalnız gittim. Yani hani birçok arkadaşım sinemaya gitmek istemedi açıkçası. Hani insanları deli gibi herkesi arayıp sormadım ama yalnız gittiğim için de ve akşam seansına gittiğim için ve o gün de hava gerçekten çok kötü olduğu için, hani kar yağmamıştı, kapalıydı ve yağmur yağmıştı falan, böyle bir içim daralmıştı ama güzel bir film diyorum. Ve sonuncu filmimize geçiyorum. Bu videoda ele alacağım dördüncü film arkadaşlar, Kumbara filmi, Pennybank diye çevrilmiş. Bu da 2020 yapımı dram. Bunu da sinemada izledim. Kadıköy'de hatta ben sinemaya gitmeyi çok seviyorum. Kadıköy sinemasını destekleyelim derim. Ben oradaki özellikle birinci salona hastayım. Yani bilmiyorum. Londra'da da böyle bir salon vardı. Barbican Hall'du galiba. Böyle sinema salonlarının böyle bazıları beni inanılmaz büyülüyor. Hani böyle bazı tiyatrolarda hani böyle çok iyi hissedersiniz ya kendiniz hani. Bilmiyorum, bazı sinema salonları özellikle böyle hani eski, nostaljik olanlar beni çok etkiliyor. Kadıköy sinemasında izledim. Sonuç olarak oyuncular Murat Kılıç ve Gülçin Kültür Şahin. İkisinin de oyunculuğu muhteşemdi. Yönetmen Ferit Karol. Başka filmleri de varmış. Bu arada kendisi benimle yaşıt, 88'liymiş. Bu filmin konusu... Aile babası olan Orhan'ın bir anda annesinin komaya girmesiyle, yani evde kaza geçiriyor ve komaya giriyor annesi. Bunun yanı sıra kefil olduğu arkadaşı var, o ortadan kayboluyor ve dolayısıyla da ödemesi gereken bir borç oluyor. Bunun yanı sıra ailesiyle de, yani bütün bunlardan dolayı hani ekonomik anlamda zorlandığı için ailesiyle arası açılıyor ve baba rolünden uzaklaşıyor. Genel hatlarıyla hani bunu ele alıyor. Filmde beni rahatsız eden aslında Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla çekilen bir film. Rahatsız eden bir nokta vardı, o da renklerin aşırı soluk olmasıydı. Yani tabii ki de her filmin rengi illa böyle canlı olması gerekmiyor ve zaten yönetmen bunu bilinçli olarak yaptı eminim. Ama fazla soluk geldi bana. Yani tamam böyle çok mutlu bir film değil. Tamam zorlukları anlatıyor ama bu kadar soluk renklerde olmalı mıydı? Bu, çünkü bu kadar soluk renklerde olması fazla gerçekçi yaptı bence filmi. O açıdan biraz dikkat edilse çok daha iyi olabilirdi. Tabii ki hani bunu demişken bu eksi tarafı bana göre. Ama çok güzel anlatılmış hikaye. Oyunculuklar gerçekten muhteşem. Bu arada yönetmenin motivasyonunu da yazdım. Onu da size ben söylemek istiyorum. Yönetmen şöyle diyor: beklentilerimiz, korkularımız, kendimizi var etme çabamız bizi en yakınımızdaki insana ne kadar yabancılaştırır. Filmin genel olarak motivasyonu buydu diyor ve çıkış noktası buymuş. Gerçekten de o baba rolünü üstlenen kişinin aslında yaşadığı zorlukları ve bunun herkesin başına gelebilecek bir şey olmasını da çok güzel görmüş oluyoruz. Biraz fazla iyi niyetli, yani biraz fazla aslında, ne güzel bir şey tabii ki de bu kadar iyi niyetli olmak ve bu kadar aslında güvenmek karşındaki kişiye. Ama böyle olduğunda hayat bazen ne kadar zorlaşabiliyor, bunu bize gösteriyor bu film. Bu arada hani evliler filmde, hatta bir oğulları var. O ikisinin arasındaki hani karı koca ilişkisi de beni çok etkiledi. Bence birbirlerini seven bir çift. Bilmiyorum, ben böyle biraz romantik yerden de yaklaşıyorum. Biliyorsunuz benim romantik böyle bir yapım var. Duygusal, ponçik bir tarafım vardır. Neyse, bunun yanı sıra size söylemek istediğim başka ödül almış bir film bu. Altın Portakal, Boğaziçi film, Altın Portakal kazanıyor Antalya'da.
Bir de Boğaziçi Film Festivali'nden birkaç tane ödül almış. Aynı zamanda Ankara'dan da bir ödül almış. Yani onu da okumuştum, not almamıştım ama yani bayağı ödülleri olan bir film. Bu yönetmenin başka filmlerini de izlerim ama sadece beni rahatsız eden, mesela Zeki Demirkubuz filmleri de çok iyidir, çok başarılı, çok başarılıdır, muhteşem anlatıyor. Yani Zeki Demirkubuz'un da kendi tarzı vardır. Her ne kadar böyle biraz mutsuz olsak da, böyle ay falan desek de, yani ben diyorum en azından birçok filmini izledikten, yani izlemediğim filmi çok azdır. Bir ara çünkü çok seneler önce bütün filmlerini bir izlemiştim. Üniversiteden de önceydi hatta. Neyse, şunun için söylüyorum bunu. Onun filmlerinde de mesela renkler hep çok soluk olur. Böyle büyük ihtimalle o umutsuzluğu hissedelim, o bize yansısın, geçsin diye. Ama bu kadar soluk renk kullanımı, dediğim gibi, beni rahatsız ediyor. Bu şekilde arkadaşlar, yani umarım çok fazla böyle hani çok gerekli olmayan detaylara girip videoyu bu anlamda uzatmamışımdır diyorum. Ama benim videolarım genel olarak uzun oluyor. Çünkü genelde size söylemek istediğim şeyleri 5, 10, 15 dakikada söyleyemiyorum. Umarım keyif aldığınız, keyifle izlediğiniz bir video olmuştur. Böyle dizi, film ya da belgesel film önerileri ister misiniz? Açıkçası ben bundan sonra hani 2, 3 ya da 4 filmi ele alayım istedim. Ya da mesela şu an okuduğum bir kitap var. O yazarın iki kitabını ele alacağım bir videoda, öyle düşünüyorum. Çok inanılmaz bayıldım. Yani gerçekten çok sevdiğim iki kitabı oldu. Bu tarz, bu şekilde çekerek ilerlemek istiyorum. Sanıyorum daha iyi olacaktır. Ama siz de lütfen bu konuda görüşlerinizi, yorumlarınızı paylaşırsanız çok sevinirim diyorum. Bir de bu Kumbara filmine benim puanım 10 üzerinden 5,5. Yani izlemeseniz de olur aslında diyeceğim bir yerde ama güzel de bir filmdi ya. Hani önermezdim zaten, kötü olsa yani yine paylaşabilirdim. Ama 10 üzerinden 5'in 6'ysa kötü diyorum ben en azından. Yani izlemeseniz de olur diyorum. Ama 5'in üstünde ya da 5 olduğunda izleyebilirsiniz diyorum. Öyle algılayabilirsiniz. Bu şekilde. Instagram'dan takipte kalmak isterseniz, beni biraz olsun daha yakından hani tanımak, orada böyle storyler falan da paylaşıyorum isterseniz, Instagram'ımı buraya ya da şuraya bir yerlere koyuyorum. Bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beni sevdiyseniz, desteklemek isterseniz de abone olup bildirim zilini açarsanız çok sevinirim. Bunun yanı sıra her cuma 6'da video geliyor. Artık zaten bilenleriniz biliyor. Bilenler bilmeyenlere duyursun diyorum. Ve sizin istediğiniz başka içerikte videolar varsa onlarla ilgili de yorumlarınızı bekliyorum. Aynı zamanda Kardelen şu filmi izle bak çok iyiydi dediğiniz, böyle artık benim hani tarzımı biraz olsun anlamışsınızdır. Böyle filmleri de yorumlarda paylaşabilirsiniz. Kocaman mahalo diyorum. Haftaya bambaşka bir videoda görüşmek üzere. Sevgiyle, neşeyle, coşkuyla kalın. Hoşçakalın. Yine uzadı, yine uzadı, yine uzadı. Uzadı da uzadı. Vallahi arkadaşlar ne yapalım ya. Benim de videolarım böyle. Şu açıyı sevdiniz mi ya? Emin olamadım. Ya şu iki yastığı koydum biraz böyle güzellik olsun, katsın diye ama bilemedim. Neyse. Değişiklik iyidir.